Muhterem kardeşlerimiz, günümüzde demirin, madenlerin, teknolojinin terakkisi medeniyet zannediliyor. Halbuki medeniyet insani değerlerle olur. Teknik ve teknolojik terakkiler ise insan meziyetlerini geliştirmemiş, bilakis insanın fıtratını menfi yönde değiştirmiştir. Yani fıtratı değiştirmiştir. Tıpkı hormonlu meyveler ve sebzeler gibi. Neticede ne oldu bu sanayinin, teknolojinin gelişmesi? İnsanı hodgamlaştırdı, bencilleştirdi. Sadece kendini düşünür hale geldi insanlar. Ahireti unuttular. Haya, iffet, güzel ahlak, mahremiyet gibi hasret ve hususiyetler zayıfladı. Mesela yine internetle, yani teknolojinin getirdiği bir netice, bir Müslüman lüks bir mekanda yemek yediği aile sofrasının resmini internette neşrediyor. Ne yapıyoruz? Niye ben diyor bunu diyor bir arkadaşıma gönderdim diyor. Belki o arkadaşı muhtaç durumda. Sonra bu sefer arkadaş göndermiyor, onu bütün her tarafa dağıtmış oluyor. Özendiriyor. İhtirası körüklüyor. Mahremiyeti ihlal ediyor. Diğer taraftan yine bu globalleşme neticesinde hanımlık deşifre edildi. Hürriyet, eşitlik diye hanımlar kandırıldı. Tacize açık hale getirildi. Halbuki hanım ailesinin sultanıdır. Diğer düğünlerde değerlerimiz kayboldu. Şaşa, debdebe, israf ve gövde gösterisi. Fakirlerin, gariplerin davet edilmesi bir sanki bir kas sistemi. Mahremiyetlere dikkat edilmemesi. Bu da ayrı bir kaybımız oldu. Bu da teknolojinin getirdiği bir kayıp. Yemek adamını değerlerimiz kayboldu. Mesela bir yabancı sofralar gibi çatal, bıçak nasıl konuluyorsa sofraları o şekilde bir düzenler başladı. Gıdalar vitrine edilmeye başladı. Birçok mahrumların gözleri ve gönülleri takıldı. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda İstanbul'da bütün o lüks lokantalar vardı. Bir vitrininde perde vardı, içerisi gözükmezdi. Öften gelen böyle güzel duygular vardı. O zaman fırınlar yoktu. Odun yakılırdı bahçelerde, yemek öyle pişirilirdi. Börekler, baklavalar fırına gönderildi. Bir sofra beziyle üstü örtülürdü. Aman derdi, kokusu gider, muhakkak oğlum fırıncıya da biraz kesver denirdi. O zaman fileler de yoktu, torbalar vardı. Aman bir göz görüp de bu sebzeler, meyveler bize takılı olarak gelmesin denirdi. Hele hele bugün gibi dışarıda dönerler, kebaplar vesaireler, bir mahrumların gözleri takılı olan bir yiyecekler de yoktu. Bunlar maalesef zamanla bu yayıldı. Mutfak kalmadı evlerde. Lokantalar mutfak oldu. Motosikletlerle evlere yemekler taşınıyor. Halbuki yemeğin bir maddi tarafı vardır, lezzet tarafı. Bir de manevi lezzet tarafı vardır. Onu besmele ile pişirmek. Kelime-i tevhidle ve tefekkürle onu yerken de besmele hamdeyle ile yemek. Tabi kim pişirdi, nasıl pişirdi meçhul. Hep bunlar zamanın içinde kaybettiğimiz değerler oldu. Kılık kıyafet değerleri kayboldu. Uyumsuz kıyafetler oldu. Kadın erkek şahsiyeti birbirine karıştı. Yabancı özenti arttı. Çocuklar hevesini alsın diye birçok nahoş şeyler hoş görüldü. Aile münasebetleri değişti. Halbuki eskiden, yani ben eskiyi kastediyorum, gençliğimizi, hanımlar kendilerine uygun yerlerde çalışırlardı. Doktorluk, kadın doktorluğu, terzilik, mektepler, Kur'an kursları vesaire. Yani kendilerine ait mesleklerde çalışırlardı ve ev ihmal olmazdı. Bugün evler ihmal oldu. Çocuklar televizyonun, internetin, modaların, reklamların çocuğu oldu. Tabii bu hepsini kastetmiyorum.
Yani bu menfi programların insanı oldu. Onlardan haz duymaya başladılar. Bu haz duyma neticesinde annene, anneden babadan haz duymak geçti, bitti. Anneden babadan haz duymuyor. Bu da tabii bir büyük bir erozyona sebep oldu toplumda. Bir mahalle kültürü vardı. Zengin fakir aynı mahallede otururdu. İşte bu mahalle kültürü de kayboldu. Mahallede herkes birbirinin teminatıydı. Mahallede yetim, dul vesaire, yetim kızın ceyiz o mahallede hazırlanırdı. Mahallede zengin fakir arasında bir kast sistemi yoktu. Bir kardeş olarak yaşanırdı. Bir nezaket vardı. Hatta akıl hastalarına bile muhterem acizler denirdi. Deli denmezdi, akıl hastası denmezdi. Muhterem acizler denirdi. Kanat vardı, iktisat vardı. Bugün mesela düğünlerde görüyoruz, maytaplar atılıyor vesaire oluyor. Bu yoktu bu. Maytaplar atılıyor. Orada hasta bir insan mı var? Muzdarip bir insan mı var? Mahrum bir insan mı var? Hiçbiri düşünülmüyor. Bu hep teknolojinin getirdiği rahatlıklar, maytaplar, şunlar, bunlar vesaire. Modalar oldu. Maalesef insanı robotlaşacak duruma getirdi modalar. Şahsiyet eksikliğini maddiyatla tamamlama gayreti oldu. Yani şahsiyet zaafını modalarla, giyimle, kuşamla telafi etme yoluna gidildi. Tabi bu da nedir? Fatiha gayril mağdubi aleyhim ve raddalin. Bu gösteriş İslam'ın tanımadığı bir hayat tarzıdır, israf. Eshâb-ı kirâm'da yoktu. Başkalarına benzemek onlardan olmaktır. Men teşebbe bikâmin fevve minhum Efendimiz buyuruyor. Herkes yapıyor, ölçü oldu. Ölçümüz Resulullah Efendimiz'dir. Kapitalist dünya günler icat etti. Anneler günü dedi. Seni bir gün mal satmak için. Her gün anneler günü. Annenin her gün eli öpülecek, her gün ziyaret edilecek anne. Babalar günü denildi. Yine mal satmak için babalar günü oldu. Sevgililer günü denildi. Bu nasıl bir sevgi? Onda anlaşılmıyor, içi boş. Daima insan Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir muhabbetle bütün mahlukata bakacak. Bir günü her zaman olacak. Ama bunlar ne kastedildi de o da meşhur. Resim manevi hayata girdi. Manevi hayata bulaştırıldı internet nesilde. Rabıta denildi bu. Rabıta resimli olmaz. Rabıta demek muhabbeti taze tutmaktır o kadar. Annenin evladına muhabbeti gibi. Ona rabıtadır. Sefih bir insanın içkiye, kumara, muhabbeti gibi o da bir rabıtadır. Bir Müslüman yüreğinde Resulullah Efendimize salih insanlara olan sevgisi de muhabbetidir. Rabıta budur. Resmi bakmakla bir rabıta olmaz bu. Sahabi birbirinin ressamla resmini çizdirip rabıta yapmadı. Bu da maalesef günümüze giren bir yine bu internetin vesilesiyle giren. Yani Hazreti Ömer denince bize adaleti, celâleti, farukiyetini hatırlarız. Kaşını, gözünü, boyunu, postunu değil. Maalesef böyle bir yanlışlıklar da girdi. Bid'atlar sokuldu. İmam Gazali Hazretleri, kâfir, fâsık, gâfil insanlar zahirle beraberlik, zamanı zihni beraberlik getirir, o da kalbi felakete uğratır, buyuruyor.